1747'de APU'nun olmaması ne anlama geliyor? 4 motor birden durduğu zaman o zaman ne yapacağız? Birazdan Kaptan Baha'da. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla yepyeni bir cumartesi gününde Sizlerle beraberim. Geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz videolarda sizlere Dreamlifter ile ilgili bir video yapmıştım hatırlarsanız. Bunu uçuran tek Türk pilotu olduğumdan bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz burada izleyebilirsiniz o videoyu. Orada gelen sorular oldu. Özellikle de teknik sorular oldu o uçak hakkında. Gerçekten bunları mümkün olduğu kadar en ince ayrıntısına kadar cevaplamaya çalıştım sizlere. Sorulardan gelen en ilginci bence de bunlardan bir tanesi Uçakta APU'nun olmaması durumunda ne olduuldu? Neden lazım APU? Özellikle de yerdeyken uçakların uçakların motorunu çalıştırmak için kullanılan bir sistemdir. İngilizcede Auxiliary Power Unit yedek güç ünitesi diye çevirebileceğimiz bir sistemdir. Yerdeyken uçağa hem elektrik verir hem hava verir ve aynı zamanda motorların çalışması için de ilk kullanılan alettir. Bildiğiniz araba motorları gibi böyle marşa basma şeklinde değil. APU'dan gelen havayla jet motorları çalıştırılır. Sorulardan bir tanesi de bu uçakta APU'nun olmaması durumunda motorlar nasıl çalışıyordu? Ondan sonra bunu anlattığım o videoda onu gidip izleyebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Yerde çalıştırırken sadece onunla da olmuyor. İsterseniz motor çalıştırmada yerde bir kompresör sayesinde uçağa dışarıdan bir güç ünitesiyle hava vererek de çalıştırabilirsiniz. Bu videoyu yaptıktan sonra Instagram'da hadi bana sorular sorun demiştim arkadaşlara. Onlar da sağ olsunlar çok güzel sorular sordular. Bu arada aklınızda bulunsun Instagram hesabım değişti. Bundan sonra Kaptan Baha 747 kullanıcı adım. Burada sizlerle beraber olacağım Instagram'da. Daha sonra da günlerde tekrardan Instagram'da da soru cevaplara tekrardan döneceğiz. İşte bu soru cevaplarda bana sorulan bir soru vardı. Dendi ki uçakta APU yoksa motorlar durduğunda ne yapıyorsunuz? denmişti. Ben de buna çok komik bir cevap vermiştim. O gün çok böyle esprili bir cevap vermek istedim. Uçağa vurduruyoruz demiştim. Düz git bak şurada yokuşu gördüm oradan vurdurduk bu tamamdır bu. Of nereye vurduruyorsun baba Allah aşkına nereye vurduruyorsun? Kocaman uçağa vurdura vurdura geldik kalenin önüne ya. Ne nasıl gideceğiz? Sen ne yapıyorsun burada? Ama Anladın mecnun ama? ama mecnun. Bak burada vites bari olaydı o yok. Gaz pedalı o yok. Ben bunu ama gene bak yapacağım. bunu Uçuracağım merak etme. Burada bayağı komik bulunmuştu. İnsanlar hakikaten kahkahalar atarak güldüklerini yazdılar bana. Ama bu gerçek. Şaka da değil. Şimdi gelelim nasıl oluyor bu olay. Şimdi 747'yi Boeing icat ederken veya tasarlarken demiş ki 747'lerin motorlarının tamamının durması gerçekten de çok zor. Bir tanesi durur, iki tanesi durur ama mutlaka dört tane motordan bir tanesi mutlaka çalışır. Siz ondan alacağınız havayla, komprest havayla, sıkıştırılmış havayla diğer motorları da eğer çalışabilecek durumdalarsa çalıştırabilirsiniz diye düşünmüş. Boeing'i tasarlayan 747'yi tasarlayan mühendisler ama tabi tarihte bu olayın olmadığı 4 da birden durduğu bir takım olaylar var bunlardan en önemlisi British Airways'in başına gelen hava yolunun volkan küllerine girmek durumunda kalıp ve bu volkan küllerinde bu 4 motorunda arkada gördüğünüz çalışır vaziyette gördüğünüz 4 motorunda susmak zorunda kaldığı durum var. Tabi bu durumlarda biz ne yapıyoruz uçağı vurduruyoruz hakikaten bir anlamda vurduruyoruz. Hani arabayı çalıştırırken ikiye tak sonra arkadan itelim değil ama bunun benzeri bir olay yapıyoruz gerçekten ister inanın ister inanmayın. Ya buradan böyle vurduralım. Ya baba içeri vurduracağım bin tane adam bizi bekliyor İçeri girersek uçağı alırlar neticemize uçururlar ya. Kanala eğer abone olmadıysanız ve bildirimleri de açmadıysanız. Ne bekliyorsunuz? Yaptığımız şey şu. Uçak havada motorları tamamıyla durduğu zaman bir anda asılı kalmıyor. Bir anda yere de düşmüyor. Ne yapıyor? Kanatları vasıtasıyla kanatların üzerinden ne kadar çok hava geçerse o sayede de uçak daha çok havada kalabiliyor. Daha çok kaldırma kuvveti üretiyor. İşte bunun sonucunda motorlar durduğu zaman ne yapacağız? O zaman löviyi öne doğru iteceğiz ve bunun sayesinde uçaktan kanatlarının üzerinden geçen havayı bir şekilde bir şekilde o kanatların üzerinden mutlaka havanın geçmesini sağlamamız gerekiyor. İşte bu durumda yapılan şey ben buna kısaca amiyane tabiriyle vurdurmak diyorum. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Kanatların üzerinden hava geçmesini sağladığımız için irtifa kaybetmemiz lazım. Yere çakılmadan da bu motorların çalışması lazım. O yüzden bunun için bir takım prosedürler var. Bu prosedürleri uyguladıktan sonra motorların öndeki pallerin dönmesi sayesinde çarptığı hava nedeniyle bu motorları tekrar eğer hakikaten motor çalışabilecek durumdaysa çalıştırmak mümkün. Dolayısıyla Dreamlifter'larda olduğu gibi başka uçaklarda APU arızası olması durumunda biz de İstersek bu motorları tekrardan eğer çalışabilir durumdaysa burası çok önemli tekrardan çalıştırmamız mümkün olabiliyor. Bunun benzer olayları dediğim gibi var. Biz bunu zaman zaman simülatörde denk gelirse pratiğini de yapıyoruz. Dolayısıyla hani eğer bir 747 ile veya başka bir uçakla uçuyorsanız motorların tamamı da durduysa tekrardan çalıştırma olanağımız da varsa örneğin irtifadaysak o zaman bu, bu problemi ortadan gidermemiz bizim hem aldığımız eğitimlerle hem de uçakta yazılı olan prosedürleri de takip ederek yapmamız mümkün. Biraz bir gazı açıp kapatsın. Onun dışında gazı açıp kapamak pek de doğru bir şey olmayabilir ama belki o da bazen işe yarar kim bilir. Onu da bir denemekte yarar var. Eğer elinizdeki kitaptaki prosedürde öyle bir şey yazmıyorsa ve vaktiniz de varsa belki de e, o durumda bir şeyler yapmak mümkün olabilir. Ama dediğim gibi bir güvenlik açısından bir sorun değil. Uçağın üzerindeki sistemler bunun bize tekrardan geri dönmesine eğer çalışabilir durumdaysa motorların bize geri dönmesini sağlayabiliyorlar. İşte sizin sorunuza da böyle birlikte bir cevap vermiş bulundum. Evet uçağı bir anlamda vurduruyoruz. Bundan sonraki uçaklarla ilgili genel anlamdaki sorularınızı burada paleni gördüğünüz 747 ile ilgili sorularınız varsa aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, mutlu günler ama her şeyden önemlisi sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Harika videolar her cumartesi Kaptan Baha kanalında sizlerle olacak. O yüzden bildirimleri açın. Bize sorularınız olursa yorum olarak yazın. Çana da tıklayın ki bir sonraki video koyduğumda size de YouTube haber versin. Yani yedek geç... Sabit tutmamız veya azalar azalarak da devam etse bunu anlatamadım. Kanatların üzerin üzerinden uçmaya devam ediyor. Tabi kanatların üzerinden ne kadar hızlı hava geçerse o durumda da maalesef o durumda da uçak daha çok fazla kaldırma kuvveti yaratıyor.